Mahallesi devam ediyor. Bekir Ağırdır'la birlikteyiz. Araştırmacı ama aynı zamanda sizin pek çok siyaset araştırmasını yapıldı. Vakıfta yöneticiliğiniz var. Türkiye siyasetini neredeyse atomlarını ayırarak inceliyorsunuz. Yani hem kamuoyu araştırmaları ile birlikte. Şimdi onları konuşacağız ama IŞİD ve yaşananlar çerçevesinden Türkiye'ye bakarak konuşacağız. Bayrak hadisesine de bir parça bakacağız, bakmak zorundayız. Ama bir iki not paylaşmak istiyorum öncesinde. Efendim, öncelikle Kanal D Haber koordinatörü sevgili arkadaşım, hayır arkadaşlar bunu birazdan verelim lütfen. Süleyman Sarılar bir tweet attı. Diyor ki Musul baskını davul çala çala geldi. Kentteki Fethullah Gülen okulları 3 gün önce tahliye ediliyor. Başkonsolosluk sanki baskını bekliyor. Şimdi Gülen okulları, biz biliyoruz zaten Kuzey Irak'ta çok sayıda da okulları var Gülen cemaatinin. Gülen okulları, yani cemaat okulları boşaltılmış olaydan 3 gün önce. Hakikaten inanılır gibi değil. Yani Zaten böyle Oğan bir harekat söylemiş. Birdenbire doğmuş olamaz canım, yani tabii, bilinmemesi. Sinan Oğan anlatmış meclise, tabii, demiş ki Musul'da kuşatma altında, biliyor musunuz demiş. Atma atma demişler. Gülen tahliye etmiş. Gerçekten aymazlık dediniz ya. Hakikaten aymazlık. Şimdi orada bizim, yani Türkiye'nin dış politikasında son 3 yıldır özellikle Ahmet Davutoğlu ile beraber başlayan bir başka şey var. Ne diyelim, pozisyon var. Şimdi ilkelere göre pozisyon almak diyor hükümet bir yandan. Evet, doğru da olabilir. Ama bir yandan da dış politika dediğin şey sadece öyle ilkeler ya da hani din kardeşliğinden ibaret değil, çıkar diye başka mesele var. Ve Orta Doğu'da bütün bu kavganın olacağı da hani bugün değil, yıllardır beklenen ve bilinen bir şey. Yani Saddam sonrasında. Şimdi IŞİD dediğiniz şeyi herkes, diyelim, evet, siyasi ideoloji olarak nasıl bir şeriat istedikleri, nasıl bir dini şiddet kullandıklarını falan biliyoruz. Ama bir yandan da organizasyon kapasiteleri olarak da, yani Saddam döneminin Irak ordusu bir anda buhar olmadı. Bütün bu subaylar, askerler uzaya falan gitmediler. Oradalar. Ya da Suriye'deki bütün bu yapılar. Dolayısıyla orada bir ben ittifak olduğunu düşünüyorum. Yani herkes bu tür ittifaklarda ya da bu tür örgütlerle ittifak dünya tarihinde de hep bilinir. İşte Kaide'nin nasıl Amerikalıların kanadı altında büyüdüğü. Evet. Hep böyledir ve herkes sanır ki bir gün artık hani o akrebi sırtına alan kurbağa misali bu sefer akrep akreplik yapmayacak. Bir kez denemek ister her seferinde ve herkes de aynı akıbetle karşılaşır. Akrepçi gider ki, evet, fıtratım da var. Türkiye'nin de karşılaştığı durum bu. Ama bizim için mesele sadece konsolosluğumuzdaki o 40 kişinin rehin alınmasından ibaret değil. Biz Kürt meselesi diye bir meseleyle meşgulüz. Açılım süreci diye bir şeyle meşgulüz. Ve de doğrudan birebir her şeyle bizi etkileyecek bir olaylar sessiz konuşuyoruz. Ona gelmeden IŞİD konusunda neredeyiz? Birkaç not paylaşmak istiyorum sizlerle. Bunların çünkü bazılarını biliyorsunuz ama bazılarını belki ilk kez duyacaksınız. Bir kere orada Musul'da başkonsolosunuz, görevliler, tır şoförleri, kadınlar ve çocukların da aralarında bulunduğu 80 Türk rehin. Şimdi sadece ama mesele bizim konsolosluğumuzla başlayıp bitmiyor. Her anlamda bölgeyi ve dünya yakından ilgilendiriyor. Çünkü petrol bölgesi, Musul zaten en önemli bölgelerinden biri. Keza Bici, birazdan haritada göreceğiz zaten. Bici de kıskaç altında. Kimi kaynaklara göre düştü. Çok büyük bir petrol rafinerisi var orada. Kimi kaynaklara göre püskürtürdü IŞİD. Bir başka not. Evet, IŞİD militanları bankaları bastılar. Daha doğrusu zaten ele geçirdikten sonra kenti kilit kapısını açtılar demekte bile fayda var. Yaklaşık 500 milyon dolar bir paraya el koymuşlar. Şimdi şoförlerin 5 milyon dolar karşılığında
serbest bırakılabileceği söyleniyor da bunlar eski bilgiler, eski hikayeler. Eskiden küçük terör grupları Suriye'nin kuzeyinde birini kaçırır, 3 milyon, 5 milyon gazetecilerdi de örneğin, bir pazarlık yapılır, bir kan parası gibi alınır ve serbest bırakılırdı. Ama şimdi böyle değil, 500 milyon dolar gibi bir parası dün itibariyle vardı zaten. Şimdi sadece bankalar değil, devam ediyoruz notlarımıza, cezaevi kapıları da açıldı Musul'da. Ve 3000 mahkum varmış, serbest bırakılmış. Bunların çok önemli bölümü IŞİD saflarına geçmiş. Belki mecburen, belki isteyerek, bilmiyoruz. Ama artık onlar da birer IŞİD militanı olmuş. Demişken Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yaklaşık 20 bin IŞİD militanı var deniyor. Şimdi 20 bin militan ve bunlar gözü kara hakikaten, yani çılgın, fanatik, deli militanlar. Yanı sıra en azından Musul'dan ganimet 500 milyon dolar. Yanı sıra gene oralarda ve Musul'da ele geçirdikleri helikopterler, tanklar, şunlar bunlar, ağır silahlar. Şimdi bunların başındaki isim de, en son onu da size takdim edelim. Time dergisi kapak yapmış. Time dergisi El-Kaide bağlantılı bir takdimde bulunuyor. Günün adamını takdim ederken El-Bağdadi için karanlığın yıldızı yükselişte diyor. Hakikaten küresel terörün en vahşi starı, en karanlık starı. Birkaç ay önce Time bunu kapağı almış. Yani IŞİD'in yükselişi, IŞİD'in ne olduğu hakikaten görüne 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 gelmiş. Şimdi bir de bunun nasıl olduğunu, hakikaten nasıl geldiğini Sedat Ergin'in kaleminden bir analize dinleyelim. Ben sonra tamamen sözü konuğuma bırakacağım. Bakın, Sedat Ergin bugün Hürriyet Gazetesi'nde soruna hangi açıdan yaklaştı? İzleyelim, devam edelim. Türk hükümetinin bir dönem yeter ki Beşar Esad düşsün anlayışıyla her türlü cihatçı örgütün sınırdan Suriye'ye geçişine izin veren bir bırakınız geçsinler politikası izleyip bu tür oluşumların bölgede kök salmasına dolaylı yoldan katkı sağlamasıydı. Bu politika 2013'ün ikinci yarısından itibaren terk edilmeye başlandıysa da geride bıraktığı hasar bugün ne yazık ki katlanarak büyümektedir. Sonuçta geldiğimiz noktada IŞİD bugün Suriye'den Irak'ın kuzeyi ve orta bölgelerine kadar yayılan çok geniş bir alanda at oynatabilen, kritik, stratejik mevkileri ve kentleri kontrol edebilen bir bölge gücü haline gelmiştir. Bugün Türkiye'nin güneyinde Suriye sınırı boyunca toplam 4 sınır kapısını IŞİD kontrol etmektedir. Bir başka deyişle IŞİD Türkiye'nin yeni komşusudur. Başkonsolosluk baskını IŞİD'in kuruluşundan bugüne kadar yaptığı en cüretkar hamlelerinden biridir. Örgüt belli ki bu hareketleriyle uluslararası camianın dikkatini üstüne çekmeyi, tanınırlık kazanmayı hedefliyor. Böylelikle kendisini bölgenin geleceğinde söz sahibi olan yeni bir güç merkezi olarak tescil etmek istiyor. Bunu yapabilmek için Türkiye'yi hedef seçerek Türk hükümetini kendisiyle diyaloğa girmeye, müzakere masasına oturtmaya çalışıyor. Yaptığı hesaba göre bu hamleyle kendisini bölgenin en güçlü ülkesiyle eşit düzlemdeki bir statüde konumlandırmış olacaktır. İkinci bir stratejik hedef olarak Türkiye'nin bölgedeki etkisine, ağırlığına da darbe indirmiş olmaktadır. Bir kere Türkiye'nin bölgede bir etkisi kalmış mıydı, ne ölçüde vardı onu bilmiyorum zaten de. Sedat Ergin kibarlık etmiş ben galiba biraz. Ama şimdi Suriye, Şam ve kontrol altında tuttuğu aşağıdaki bölge itibariyle baktığımızda fiili olarak ikiye bölünmüş gibi neredeyse. Kuzeyde darmaduman, dağlık. Halep IŞİD'in bir kontrolüne giriyor, bir çıkıyor ama Halep düşmüş gibi. Kuzeyinde bize Rojava bölgesi harç, orası da Kürtler var. Bir ağırlığı var.
Suriye çözüldü. Irak parça parça. Irak ordusu işte gördük. Hiçbir işe yaramadı. Şimdi orada şöyle bir şey var Ayşe Hanım. Şimdi Irak'ta son 10-15 yıllığı 20 yılına baktığınızda kuzeyde Kürtler var. Güneyde de Şiiler var. Hı-hı. Ortada Sünnilerin olduğu ama Sünnileri temsil eden bir siyasetin ve devletin var olmadığı bir durum. Dolayısıyla IŞİD gibi bir örgüt Suriye'den yola çıkıp Irak'ın bu Sünni bölgesine bu kadar kolay geliyor. Yani bir toplumsal tabanı da var orada. Dolayısıyla mezhepsel. Çünkü en azından evet. Dolayısıyla Sünniler zaten Irak'ın yeni yönetiminde kendilerinin temsil edilmediğini varsayıyorlardı. O yüzden de hani deniyor ya Musul'da ordu silahları bırakmış kaçmış falan. Yani çatışmadılar kaçmak değil çatışmadılar ve muhtemelen oradan da bazı subaylar ve askerler şimdi IŞİD'e katılıyordur. Yani IŞİD'in bu kadar kolay Suriye'den yola çıkıp o gördüğümüz üst açık jiplerle Irak'a girip petrol... Yani 20 bin militan şey. Diyoruz. Şimdi bir başka şey var. Şimdi hep siyasetinden konuşuyoruz ve şiddetinden konuşuyoruz ama yıllar sürecek, belki de en az 10 yıl, 20 yıl sürecek bir başka mesele var. Petrol kuyuları IŞİD'in kontrolüne geçiyor. Aynen. Şimdi dünyada bu petrolü formal yollardan devletler arasında faturasıyla alacak bir ülke ve şirket yoktur. Düşünün ki Kuzey Irak Kürt yönetiminin petrolünü satamıyor da tankerler Akdeniz'de dolaşıyor öyle açıkta. Evet. Bu ne demek? Bu petrol yani diyorsunuz ya bankalardan 500 milyon dolar ele geçirmiş. 500 milyon dolar ne ki? Bugün akşam bugün orada çıkmakta olan petrolü yarın IŞİD satacak. Nasıl satacak? Kara piyasadan satacak demek bu. Yani bir kayıt dışı ekonomiye dehşet bir büyüklükte taze para akıyor olacak her gün. Bizim gibi uyuşturucu kaçakçılığında, silah kaçakçılığında, insan kaçakçılığında da köprü olduğu bilinen bir ülkede de bu kara paranın etkileri olacak. Avrupa'da da bu kara paranın etkileri olacak. Yani mafya, kayıt dışı ekonomi, kara paraya dayalı diğer bütün sektörlerde bir canlanma olacak. Bu kadar para ve petrol her gün ve düşünün ki bir terör örgütü böyle bir mali kaynağı kontrol ediyor olacak. Yani her zaman paralı asker bulması, her zaman silah bulması mümkün. Dolayısıyla hani Taliban kadar basit de kalmayabilir iş. Çok daha büyük bir bela. Taliban'ı sökemediler. Evet, öyleyken. Dolayısıyla çok daha bir büyük bela ile karşılaşacağımız, yüz yüze geleceğimiz açık. Şimdi hani Afganistan diye bir ülke vardı. Hep vardı. Afganistan'da kontrolün kimde olacağı meselesi ve çatışması vardı. İşte Sovyet işgali, sonrasında bu nedenle Amerika'nın işte oradaki cihatçıları, mücahitleri desteklemesi, sonra Taliban hareketi vesaire vesaire. Fakat şimdi burada bölgede yeni bir durum var. O da şu. Hiç var olmayan, tarih boyunca da var olmamış bir yeni ülke yaratma hedefi var. Devlet yaratma hedefi var IŞİD'in. Şimdi masa başında çizilmiş sınırlara, 100 sene önceki sınırlara isyan eden ve bir başka verili durum var. Şimdi mesele bence şu. Bu önce bu verili olur durum, mu? Hı? Böyle bir şey yani sizin olacak. Demin çizdiğinizden olur mu diye olacak diyorsunuz. Olacak. Olacak. Feci bir şey bu. Olacak. Yani o Arap Baharı dahil bütün bu Müslüman coğrafyadaki bütün bu dalgalanmalar kağıt üzerinde suni oluşturulmuş sınırların iflası. Yani ya da işte zoraki ulus devlet yaratma modelinin de iflası. Şimdi buradan nasıl bir yeni siyasi yapı çıkar bilmiyorum. Yani farklı senaryolar olabilir. Şimdi çünkü bir yandan da küresel dinamikler üzerinden bakarsak sadece Orta Doğu'dan ibaret olmayan başka bir durum var. Şimdi sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçtik dendi. Bunu ister bilgi toplumu diye tarif edelim, ister milenyum diye tarif edelim, nasıl tarif edersek edelim ama bütün dünyada da hani ya da batıdan doğu, ekonomik güç batıdan doğuya kayıyor Çin. Bir sürü vakayı bir arada baktığınız zaman 2008'de yaşanan o büyük ekonomik krizden dolayı bir dünya o yeni dönemin ya da bilgi toplumu, bilgi çağı denen çağın siyasi modelini henüz üretemedi. Dünya da arıyor. Üstüne üstlük bir yandan da bu siyasi modeli üretecek çapta liderler yok. Yani sanayi toplumunun Marx'ı veya işte Willy Brandt'ı veya ne bileyim ben o dönemin o liderleri yok bugün ortada. O vizyon yok. Aksine işte Sarkozy, Berlusconi, Putin neler konuşuyoruz. Dolayısıyla dünya ya da bilgi toplumu, bilgi çağı kendi Marx'ını, kendi siyasi liderlerini arıyor.
Şimdi bütün bu dinamiklerle ama bir arada öyle, bakınca... Öyle bir şeyden söz ediyorsunuz tabii ki hakikaten paralel evren ya da Venüs var. Hayır ben bunu şunun için açtım. Siz yeni bütün siyah hikayeyi, maçlar mı yana biz El-Bağdadi'yi bütün hikayeyi sadece El-Bağdadi'ye veya sadece AK Parti'ye veya sadece Tayyip Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'na kitleyemeyiz. Türkiye'nin bahtsızlığı bütün bu hikayeyi sadece buradan okumaya çalışması. Bu hikayenin bir tarihi var, bir de geleceği var ve bir küresel dinamikleri var. Şimdi bütün buradan baktığınız zaman Türkiye en başta sözünü ettiğim şey, Türkiye devlet ve yönetim nizamını demokratikleştirmek ve yeni bir mutabakat üretmek zorunda. Bunu beceremezsek bütün bu kaotik hal de bir savrulur. Bugün Eyüp Can İbni Haldun'dan bir alıntı yapmış. İbni Haldun diyor ki coğrafya kaderinizdir, kaderdir. Şimdi tamam da diyor ama o kaderi olumluya çevirebilmek de mümkün. Evet, bu coğrafya hakikaten çok zor bir coğrafya ve bizim ülke olarak kaderimizi, tek tek kişi olarak da kaderlerimizi etkiliyor belki. Ama buradan ayağa nasıl kalkacağın da önemlidir. Şimdi bir notla bunu bağlayarak size soracağım. Not şöyle. Davutoğlu biliyorsunuz programın başında Osman Korutürk'le bağlandığımızı o da söylemişti. Dışişleri Bakanı meclisteki özel oturumdan vazgeçti. Tek tek liderleri ziyaret ediyor. Yani IŞİD Musul'daki konsolosluk baskını konusunda kamuoyuna bilgi vermeyecek. Biz ancak liderler üzerinden anlayabileceğiz herhalde. Kılıçdaroğlu ziyaret edecekti. Ama MHP lideri Bahçeli randevuyu reddetmiş, kabul etmemiş. Gelme demiş. Doğru yapmış. Çünkü bu problem parlamentoda tartışılması lazım. Değil mi? Yani Türkiye'nin bilme hakkı, tartışma hakkı. Yani bilme hakkı elbette. Bir de yani bütün bu hikayeyi son 3-4 yıldır özellikle AK Parti'nin hükümet ediş, yönetiş tarzında da bunu gözlüyoruz. Hı hı. İşte açılım meselesinde de parlamentoyu ortak etmeden ve parlamentoda bazı şeyleri tartışmadan ve parlamentodan yani meşru siyaset zemininden uzlaşma aramadan karşı karşıya olduğumuz problemleri çözemeyeceğimiz açık. Çünkü bu problemlerin her birisi çok temel paradigma değişiklikleri gerektiriyor. Bu kadar temel paradigma değişiklikleri de %100 mutabakat üretmeyi beklemeyelim elbette doğru. Ama tartışma zeminini diri tutmadan yapılamaz. Yani %51'e rağmen, %51 istediği 49'a rağmen bir şeyler yürümüyor. Yürüdüğünü sanıyoruz. Yani AK Parti'nin son 3 yıldaki en büyük paradoksu bence budur. Yani bir yandan kutuplaşmadan besleniyor ve işte oy oranlarına bir biçimde bu yansıyor. Ama bir yandan da karşı kutup bu da büyüttüğü için ve orada da bir köpürme karşılıklı hani reçelin köpürmesi gibi diyorum ben. Karşılıklı bir köpürme hali olduğu için de hayattaki sürtünme katsayısı artıyor. Paradoksal olan da bu. Oy artıyor gibi görünüyor ama bir yandan da bakın 2002 ile 2011 arasında yılda çıkardıkları kanun sayısına. Şimdi %50 oyla iktidarda 320 milletvekili, 327 ile başladılar. Ama torba kanunlarla yönetiyorsunuz. Niye? Çünkü her yeni kanun çok büyük gerilimlere vesile oluyor. Ve bazen sil baştan dolayısıyla gidiyor. Bu kutuplaşmanın ürettiği bir paradoks ve AK Parti'nin en büyük problemi ve yönetemediği de ve bir taraf olarak da bu işin taşıyıcılığını da yaptığı bu kutuplaşma meselesi ülkenin en önemli toplumsal sorunudur. Şimdi yani. Coğrafya kaderimizdir, kaderdir ama bunun nasıl evrileceği, nasıl kullanacağı, dönüşeceği önemlidir diyordum. O notu da onun için verirken yani iktidarın bu krizi nasıl yöneteceği kaderimizi, bu coğrafyadaki doğru. kaderimizi tayin edecek diye söylemek istedim. Evet. Ve siz dediniz ki Bahçeli randevuyu reddetmekte haklı. Bu kriz mecliste görüşülmeli. Evet. Şimdi bu çok önemli bir tespit. Bence öyle. Peki yani bütün bir dış politikamız yeniden tartışmaya ihtiyaç peki o zaman tekrar buraya gelelim. Şimdi Afganistan'da olanlar bir peşaver yarattı. Peşaver gerçeği yarattı. Ve o bütün Pakistan'ı sonra etkisi altına aldı. El-Kaideci anlayış dalga dalga geliyordu. Şimdi IŞİD bizim peşaverimiz olacak muhtemelen Türkiye'nin. Tam da bu işte meclisi devre dışı bırakıp bırakmama meselesinde iktidar
bu krizden Türkiye'yi sağ salim çıkartabilmek, muhtemel karanlık gelişmelerden sağ salim çıkartabilmek için diyorsunuz ki bir öncelikle meclisi çalıştırmalı. Evet. Ve meclisi çalıştırmalıdır ve mecliste bütün bunları yeniden tartışmalıyız. Yani bir verili durumu da tartışmalıyız. Hı-hı. İki ne yapabileceğimizi de ve işin yani sadece IŞİD'e karşı değil, sadece oradaki insanları kurtarmak adına da değil. Genel olarak bütün bu paradigma değişikliğini ve verili durumu tartışmak durumundayız. Ve bunu da siyaset zemininde ancak yapabiliriz. Hı-hı. Ama burada sorun hep dönüp her seferinde aynı şeye atıfta bulunuyorum ama çok önemli olduğu için şimdi bu meselede bile şunu görüyoruz. Hükümet, AK Parti yandaşlığı ve karşıtlığı ekseninde hemen bir yerleşme var. Zaten o yerleşmeler sabit. Onun için ne olursa olsun iktidarı savunmak veya iktidarı eleştirmek temelinden tartışıyoruz her şeyi. Halbuki konuştuğumuz kaderimizdir ve konuştuğumuz kendi geleceğimizdir. Ama peki zaman, nasıl eleştirmeyelim? Çünkü bu kaderi, geleceği elinde tutan iktidar. Hayır. Yani Suriye'deki oluşuma belki işte şeyde Sedat Ergin'de kibarca da olsa. Ama bakın şimdi her şeyi sadece aktörler üzerinden pozisyon almak yerine ortada bir mesele var. Türkiye'de, Orta Doğu'da, dünyada dinamikler var ve bu hepimizi etkiliyor. Şimdi bu dinamikleri ve meseleyi konuşmak ve bu meselenin çözümünden yana pozisyon almak başka bir şey. Bütün bu hikayeyi bir kenara bırakıp sadece Ahmetler, Mehmetler, Kemal Bey, Tayyip Bey üzerinden tartışmak başka bir şey. Benim söylemeye çalıştığım şey bu. Eleştirmeyelim demiyorum. Hayır, anladım ama yani işin özü tam da burada düğümlenmiyor mu? Demin onu söylüyordum. Sana yani varsayalım ki peki Ahmet Davutoğlu bugün çıktı ve özür dilerim dedi. Ya yanlış yapmışım dedi ve bakın, istifa etti. Bunun şöyle İşit bir önemi olur. İşit gerçeği hayatımızdan kalkmayacak. Hayır, Suriye hayır. Kalkmayacak. Hayır ama bir daha bu yanlışın yapılmaması için bir kapı açılmış olacak. Şimdi Suriye'de Esad'a karşı neredeyse kişisel hasmani bir tutumla bütün bunlar yapılırken mezhep çatışmasını körüklemek, kaşımak pahasına bütün bunlar yapılırken bunun adına da stratejik derinlik işte ve dış politika uygulaması demişken şimdi eğer tutup da Davutoğlu evet ben hata yapmışım IŞİD meselesinde çok affedersiniz konsolos ve oradakileri kurtaramamışız deyip istifa etse bir sonrası için umutlanacağım. Ama dün yanlış yapıp bugün yanlış yapmaya devam edip hala susmuyorsa biz yanlışları birileri özür dileyip çekilmeden, onlar üzerinden konuşmadan zaten işte aşamayız onlar da, ki. Onlar da hep buradan göğüslüyor meseleyi. Yani hemen dün vardı tweetler mesela bazı yandaşların işte bunu da Türkiye'ye karşı komplo gören, hükümete karşı komplo gören falan. Şimdi ben de diyorum ki bu ruh haline esir olmayalım. Yani bir Suriye gerçeği var önümüzde ve bir IŞİD gerçeği var ve bunun bizim geleceğimiz üzerinde ürettiği riskler var. Önce bir sakin bunları konuşalım ve olası riskleri olması gereken paradigma değişikliklerini tartışalım. Bunun da yolu parlamentodur, meşru zeminlerdir. Orada hep beraber bütün meşru siyasi aktörlerin ve sivil toplumun ve medyanın biraz daha hani... Sakin olmak zamanı geçmedi mi? Neden söylüyorum? Şimdi bu çok güzel şeyler söylüyorsunuz elbette ama bunlar son 3 yılda sayısız insan tarafından sayısız defa söylendi ve hiç kale alınmadı. Şenol Hanım, evet ama bakın 2004'ten beri aynı tartışmaları yapıyoruz. Şimdi bu şekilde tartıştığımız zaman da sonuç alamadığımızı görmüş olmamız lazım. Hayır, hep ben beraber. Suriye ve yani dış politika çerçevesinden özellikle bugün söylüyorum. Evet. Kürt meselesine mesela gelebilsek birazdan söylerim ama yani hakikaten senelerdir söylendi. Tam tersine sizin vizyonunuz yok, sizin hayaliniz o kadar, bu kadar vesaire diye konuşulmadı. Artık sakin olma şeyini geçmedik mi? Aşamasını. Yani gerçekliği değiştirebiliyorsa bizim sakin olmamız veya olmamamız peki. Ama değişmiyor diyorum ben de. Yani onun için biraz daha başka bir dil arayıp bulmamız lazım. Başka bir yöntem arayıp bulmamız lazım. Söylediğim şey bu. Ama bu yöntemden devam mümkün mü? Mümkün. İşte görüyoruz. Mümkün. Yani özellikle 2007'den beri de devam ediyoruz bu tartışmalar ama ne birbirimizi ikna edebiliyoruz, ne ülke huzur buluyor, ne durumumuz değişiyor. Şimdi bakın ben kendi adıma benim söylememin gerçekten bir önemi olmadığı kanaatindeyim. Şu nedenle ben çünkü son işte 5 yıldır, 6 yıldır ekranda biliyorsa insanlar bir yerde
duruyorum. Ama örneğin sizin gibi AKP seçmeninin ya da AKP'ye tırnak içinde ılımlı bakanların da kulak verdiği bir insansınız. Yani kendi bir kenara koymama nedeni beni taraf olarak bir kenara koyuyor insanlar. Ama siz gerçekten farklı kesimlere hitap eden bir insansınız. Dolayısıyla birazcık sizi zorlamamın nedeni de bu. Sizler hala daha canım bir dakika suçlu aramayalım, bir dakika sakin olalım, bir dakika şu konuşalım dedikçe AKP iktidarı nerede yanlış yaptı? Bu netleşmedikçe hep aynı şeyleri tekrar edildi. Günü kurtararak gideceğiz. Ayşe, korkun benim, bu. Benim böyle dememle bu hallolacak olsaydı. Keşke. 500 kere değil. Yani, olsun ama. Siz gene de, önemli şu, bir figürsünüz. Yani mesele oradan bitmiyor. Yani bu, demin de dediğim gibi dün akşam işte bütün bu IŞİD operasyonunu yine AK Parti hükümetine ya da Türkiye'ye karşı kurulmuş komplo diye görenler de vardı. Ay Mehmet Metiner ne olur söyleyebilirim. Şimdi. Dünya yani hakikaten çok benzersiz bir örnek Mehmet Metiner. Eski gazetecidir. Çok yakından tanırım. Şimdi milletvekili. Demiş ki gezicilerin arkasında kim varsa IŞİD'in arkasında da o var demiş. Gerçekten müstesna bir yaratık. Müstesna bir yaratık korumaya almak. Ama yani işte birbirlerini çoğaltıyorlar. Birbirlerini çoğaltıyorlar dediğiniz doğru ama hani ben isimlere girmeyeyim ama birbirlerini çoğaltıyorlar. Ben girmeyeyim. O yüzden, ben şimdi hayır ben böyle şirketlere falan gittiğim zaman konferanslarda hep bunu söylerim. Yani şunu kabul edelim. Ne yazık ki şöyle bir durumumuz var ki bütün entelektüel beslenmemiz gazete köşe yazarlarına kaldı. Ve de o gazete köşe yazarlarını işte siz de ben de hepimiz bizler de içindeyiz aslında. İşte bu ekranlarda laklak edenler de dahil. Eğer ülkenin bütün entelektüel beslenmesi buna kaldıysa buradan çıkış yok. Problemimiz o zaman olur. Peki size bir soru. 100 puan değerinde bir soru. İktidar karar vericiler nasıl besleniyorlar? Şimdi ben bakıyorum. Paradokslarından bir tanesi bu. Bu CHP çok yaygın yapardı bunu ama AK Parti de son 4 yıldır çok ciddi biçimde bu paradoksu yaşıyor. Hani biraz önce kutuplaşma paradoksu gibi. AK Parti'nin ikinci büyük paradoksu o. Gezi'den beri özellikle ve Suriye meselesinden başlayarak aslında. Yani referandumdan sonra diyebiliriz 2010'dan beri. Her eleştiriyi şeytanlaştırıyor ve ötekileştiriyor ve böyle göğüslüyor. Böyle göğüsledikçe bir yandan evet burada taraftarında bir varlık, bir aidiyet, bir heyecan yaratıyor olabilir. O kutuplaşmadan sonuçta da işte besleniyor oy oranlarıyla. Ama bir yandan da giderek beslenme kanalları kapanıyor. Yeni insanlardan, yeni fikirlerden, bilimden, bilgiden beslenme kanalları kapanıyor. AK Parti'nin halbuki farklı olan örgüt yapısı mutfağında bu çalışmaların daha ciddi biçimde yapılıyor olmasıydı. Hani hepimiz nasıl bir örgüt çalışmaları olduğunu biliyoruz. Merkezi yapının nasıl bir organize olduğunu biliriz falan. Ama giderek tabii kendi içine kapanma daha dar çevreye doğru kapanmayı yaratıyor. Dolayısıyla benim hep şöyle bir bakışım var. Şu parti bu parti demeksizin hepsinde buna asker ve polis falan gibi kamu ya da yüksek yargı gibi kamu kurumları da dahil. Biz hep herhangi bir probleme bakarken şu bunun yanında, bu bunun yanında gibi kategorik ayrım yaparak bakıyoruz. Halbuki benim gözlüğüm ve en baştan beri hep ısrarla tekrar gündeme getirmeye çalıştığım bu Türkiye'nin yeniden yapılanma meselesi ya da demokratikleşme meselesi üzerinde yarık ya da çatlak her aktörün içinde var. Yani CHP'nin içinde de iki kanadın temsilcileri var, AK Parti'nin içinde de, MHP'de de, Ordu'da da. Dolayısıyla ben şunu tercih ediyorum şahsen. Bunu her yerde de söylüyorum. Ben hangi, çünkü bu kimlik siyasetine sıkışmış zeminde bir beşinci parti. İşte AK Parti'den ayrılsınlar, oradan ayrılsınlar, birer grup da ortada merkez, yeniden ANAP, yeniden. Bunlar hepsi hikaye. Bu kimlik siyasetine sıkışmış siyasi zemin belli ki 2019 seçimine kadar böyle gidecek en az. Burada beşinciyi aramak, suni şeyler aramak yerine yapılacak şey bence bizim gibi insanlar için her ulaşabildiği her aktörün içindeki yenilerin demokratikleşmeden yana olanların galebe çalmaları için yapılabileceğe bakmaktır.
Ben AK Parti'nin içinde de, yani CHP'de bu diyelim 50-50'dir, AK Parti'de 70-30'dur, bilmem oranları. Ama AK Parti'nin son 4 yılda bütün bu yapılanların örneğin ciddi biçimde kendi içinde de bir zihni kırılma yaratıyor olduğunu, tabanında da çok ciddi bir tartışma yaratıyor olduğu kanaatindeyim. Yani örneğin Müslüman ya da dindar kimliğiyle AK Parti'ye oy veren insanlar gördüler ki sadece günah korkusu, ahiret korkusu bazı şeylere engel değil. Hukuk diye bir şeye ihtiyacı onlar da gördü. Şimdi bu fikri dönüşümlerin önemli olduğu kanaatindeyim ben ve buraya konuşmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bizim gibi düşünenler, yani sonuçta hepimiz kendi akvaryumlarımızda, gettolarımıza sıkıştık. Bizim gibi düşünenler hiç olmazsa bir fikri dönüşüm, iki tarafta birbirini çoğaltan bir fikri, zihniyet dönüşümü üretebilir miyiz? Ancak buradan yapıcı yıkıma varabiliriz diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla da AK Parti'nin son 4 yılda yaptıkları, kendi içinde de evet bir örgüt yapıları ve Tayyip Bey'in liderliği tarzından dolayı dışarıya az ses çıkıyor olabilir. Ama göreceksiniz ki 28 Ağustos'tan sonra, yani Tayyip Erdoğan'sız AK Parti konuşmaya başladığımız andan itibaren AK Parti öyle bugün varsayıldığı gibi yalnızca Tayyip Erdoğan'ın biçimlediği bir parti olmaktan adım adım çıkma ihtimali siz vardır. Erdoğan'ı köşke çıkardınız bu arada bu cümlenizde. Yani tabii ki bugünden şu olacak demem mümkün değil. Ama yani senaryo konuşabilir şimdi bu kadar belirsizliğin içinde. Bir aday olur seçilir. İki aday olur seçilemez. Üç aday olmaz. Şimdi gördüğümüz şudur. Aday olmama ihtimali çok düşük. %1-2. Yani aday olacak görünüyor. Birinci turda ben eğer yani bu Suriye meselesi, açılım süreci gibi çok daha olağanüstü başka şeyler hani önümüzdeki 70 günde bulaşınca, çünkü bu toplumun en önemli hasletlerinden birisi beka duygusu. Yani toplumun kendi genel hayatımızda bir risk algısı oluştuğu zaman toplum orada dur bir dakika diyor. Yani one minute deyince gururlanıyor. Evet. Milli takım maç kazanınca da çok gururlanıyor. Ama eğer toplumsal beka, hani o ekonomik kriz riski diye hep seçmen davranışında anlatılan şey de aynı duygu haline bağlı. Eğer hayatın devamına dair bir risk algısı yerleşmeye başlıyorsa, devletin ve toplumun bekası konusunda bir risk algısı oluşmaya başlıyorsa, o zaman her şey değişiyor bir kere. Onun için bu 70 günde bile bu IŞİD gibi meselelerden evet, yani dolayı bu ihtimal Erdoğan'ın vardır. Erdoğan'ın bu krizi nasıl yöneteceği evet, o anlamda çok önemli. Ama normal koşullarda Tayyip Bey büyük olasılıkla aday seçilecek. Aday olur ve seçilir diyorsunuz. Seçilir. Şimdi tekrar ben IŞİD'e şu anlamda dönmek istiyorum. Kürt meselesine gelmek için bayrak meselesi vesaireyle birlikte. Daha doğrusu bayrak indirilmesiyle somutlaşan bir başka krize, içerideki krize gelmek üzere. Şimdi IŞİD bize şunu gösterdi. Haritayı gösterebilir miyiz bir arkadaşlar? Irak, Suriye, Türkiye, o coğrafyada az çok Kürtleri, mesela Rojava'yı işaretlemedim ben bu haritada. Ama 5 aşağı 5 yukarı size göstereceğiz. Şimdi bakın, kırmızılı yerler Kerkük işaretli ama Kerkük şu anda tehlikede görünmüyor. Onu söyleyeyim. Sadece Kerkük'e dayanıyor IŞİD. O anlamda. Kerkük tehlikede değil. Ama Musul düştü, Tikrit düştü, Tusurmatu düştü, petrol bölgesi Bicde bir gidiyor bir geliyor gibi görünüyor. Şimdi hatta bunun sonunda da Bağdat'a bir IŞİD'in yürüyüşü söz konusu olabilir deniyor. Şimdi biraz Musul'un batısına doğru ilerleyin hayalinizde. Orası Rojava Kürt bölgesi. Ve orada Barzani'nin peşmergelerinden, KDP'sinden farklı olarak siz az önce söylediniz zaten PYD oluşumu var. PYD Öcalan'ı lider olarak gören, kabul eden PKK bir hareket zaten. Evet. Ve Türkiye'deki Kürt hareketiyle, PKK ile, Kandil ile organik bağlantısı var. Nitekim Kandil IŞİD'e karşı savaşmaya hazırız mesajı verdi daha bu sabah. Şimdi eğer savaşın büyümesinden söz edersek biz IŞİD'le birlikte orada, dediniz ki Irak ordusu zaten hani çözülmedi, savaşa belki girmedi başta. Belki de teslim oldu, şimdi, dahil oldu. Kürtler, Sünniler, Suriye'nin işte diğer tarafını katmıyorum bile ve hemen bu öbür tarafta biz. Türkiye'nin
Kürt sorunu, siyasi Kürt hareketi anlamında tabii soruyorum bunu. Bu tabloda nasıl bir aktör olur, nasıl bir etken olur? Bir buradan bakarak bir anlatsanıza. Şimdi bir kere bu olasılık aslında açılım sürecinin de başlangıcından beri bence Kürt siyaseti tarafından dikkate alınmış bir olasılıktı. Hmm. Yani hem Türkiye devleti ve iktidar hem de PKK, yani ben o açılım sürecini hani herkes AK Parti ve PKK diye okuyor. Ben onu devletle bir üçüncü taraf olarak görüyorum baştan itibaren. Üç tarafta aslında mecburcu başlamıştı bu işe. Niçin mecburcu? Bir, PKK açısından bakarsanız evet dünyada da silahlı mücadelenin meşruiyeti fikri zeminde artık kalmıyor vesaire. İki, Suriye'nin ürettiği potansiyeller ve riskler. Hmm. Yani potansiyel işte PYD kontrolünde bir alanda bir devletleşme özel ihtimali. Bölge kurdular. Evet. Yani dolayısıyla üç kanton, bunun bu işte riskle bugün de karşılaştıkları şey. Dolayısıyla orada biraz daha oraya yoğunlaşmak, dikkatini vermek 2015'e kadar en azından o açıdan bir mecburculuk üretiyordu. Bir yandan da artık savaştan bir şey kazanamayacağını da görüyorduk. Bizim açımızdan ya da devlet ve hükümet açısından da aslında mecburculuklar üreten şeyler vardı. Ama mesele bu süreci bizim mecburculuğu aşırtıp başka bir aşamaya getirebilmemizdi. Henüz oraya getiremedik. Şimdi PKK bugünden itibaren bir kere bu IŞİD hareketinden sonra bu açılım süreci ve özellikle PKK açısından şunu söylemek mümkündür. Artık bugün açılım sürecinin kazanımı ne olursa olsun, yarın bu konudaki vaat ne olursa olsun dünden farklı olarak, düne kadar daha vaadin ne olduğunu da bilmiyorduk. Ama yarın diyelim ki vaatler netleşse bile PKK'nın silah bırakması mümkün değildir. Türkiye'de çatışmaya girmeyebilir, başka. Bırakması mümkün değildir. Onlardan zaten onu istemek de gerçekçi değildir. Çünkü Orta Doğu'nun böyle bir iç savaşa doğru gidiyormuş halinde bir örgütün ve 40 yani, yıldır direnmiş bir örgütün. Bu tespitiniz çok önemli. Evet. Yani dolayısıyla PKK, bu en azından IŞİD en azından tabii, en azından diyorsunuz. Irak'taki ve silah. Suriye'deki kazanımları için bile bırakmaz. Yani Türkiye'de çatışmaz, Türkiye'de silahlı unsur bırakmaz ayrı. Ama PKK'nın kendini feshetmesini falan istemek bu verili durum içinde gerçekçi değil. Peki Türkiye'yi dışarıda tutmasını beklemek mümkün olur mu? Yani tamamen. Yani ben IŞİD için işte şeyde Kuzey Irak'tan şu mümkün. Bana sorarsanız da yapılacak şeylerden biri odur bence. Bunu bir Türkiye 5 sene önceden yapmalıydı. Yani Türkiye aynı Suriye'de olduğu gibi farklı aktörler içinde birinden yana oldu. Ya da birilerinden yana oldu. O aktörlerin bir arada ilişki ve ortaklık kurmasını sağlayacak bir zemin olayım diye uğraşmadı. Tercihlerde bulundu. Şimdi aynı şekilde Kürt meselesinde de işte Barzani'den yana tercihte bulundu. Ama PYD'ye yanaşmadı. Hatta Esad'la işbirliği yapıyorlar iddialarıyla bir de uzaklaştırdı. Rojava'ya göz yumdu. Ya da pas geçti. Şimdi halbuki yapılacak şey Kürt siyasetinin bütün farklılıklarıyla Barzani de dahil, PKK da dahil, PYD de dahil bütünleşmesini sağlayacak bir zemin olmaktır. Ama illa şunu yapın demek değil. Sadece buna bir zemin platform sunmaktır. Gerisi onların bileceği iş. Ama Türkiye'nin lehine olan şey Kürtlerin Barzani'siyle, PKK'siyle, PYD'siyle orada bir bütüncül siyaset üretmeleridir. Ve Türkiye ile de barış yapmalarıdır. Ve Türkiye'nin de menfaatine olan şey budur. Eğer bunu yapmazsak IŞİD belası ayrı, PYD ile IŞİD'in arasındaki ya da PKK ile Barzani ile IŞİD arasındaki kavgalar her halükarda Türkiye'ye yansıyacaktır. Unutmayalım ki bu ülkede 15 milyon Kürt yurttaşımız var. Örneğin az önce son dakika olarak arkadaşlarım ekrana getirdiler. IŞİD hani boşa konuşuyor da diyebilirsiniz ama Musul'u düşürmesi en azından ciddiye almamız gerektiğini evet. gösteriyor. Şimdi hedefimiz Bağdat diyor. Şimdi bizim Maliki ile aramızın iyi olmadığı yani AKP iktidar açısından söylüyorum tabii ki bunu. Bu Kuzey Irak Kürtlerine de bağımsızlığımızı ilan edin demek ki varır sonuç olarak. Irak'taki devlet dağılınca ne yapacak Kuzey Irak yani? Ha bir de ama Maliki ile biz şimdi şu andaki problemleri unutup Maliki'ye destek vermemiz gerekmez mi? Yani burada artık dost düşman ittifaklar meselesinde ama eski hesaplar işte. Unutulmamalı Bakın, mı? Ben birinden yana olmanın riskli olduğunu düşünüyorum. Bunların Öyle hepsi mi? Birden o akrebe inanan bu kez inanan kurbağalar olabilirler. Ne yapacağız peki? Yani Musul'da Irak ordusunun savaşmamış olması
öyle korktular falanla açıklanabilir bir durum değildir. Yani orada Maliki de kendini güçlendirmeye çalışıyor vesaire. Bence onların oyununa, oyunun aktörleri üzerinden taraf olmayalım. Orada insanların, Orta Doğu'daki bütün ülkelerde yeni gençlerin eğitim hakları, o petrol gelirlerinden sağlık hizmeti beklentileri şu var bu var. Yani bu ülkelerin yeniden toplumsal mutabakat üretebilmeleri ve kendi reformlarını yapmalarına destek şey olalım başka. Ama bu güzel bir hangi şey. Aktörler üzerinden yapacakları kendi bilecekleri. Ama işi. Olur mu? Ama olur işte mu? Şimdi hükümet bakın de böyle biz baktığı için gitti yanlış aktöre oynamıştı. Ay tamam ama şimdi mesela yani IŞİD'e karşı bir ortak operasyon. Yani sizin söylediğiniz kağıt üstünde gayet güzel. Yani IŞİD'le savaşalım diyorsunuz. Hayır, gerekirse diyorum böyle bir durumda oradaki o şeyi kaldırmak açısından, yangını söndürmek açısından hani savaşmak gerekirse. Ama o yangın Maliki'ye bizim müdahalemizden sönmez Ayşe Hanım. Peki şey sorayım. Zaten Suriye'deki yangın falan öyle müdahaleyle çözülebileceği tespitini yapmış olsaydı dünya, Amerika'sı, Çin'i, Rusya'sı şimdiye kadar 50 kere Suriye'ye operasyona kalkışılıyor. Biz körükle gittik ama daha ziyade zaten. Evet. Dolayısıyla gerçekçi olalım. Yani herkes kendi kaderini kendi belirliyor. Biz kendi sınırımızda ve kendi yurttaşımızla meselemize bakalım. Peki kendi yurttaşlarımızı sorayım. Tamam, IŞİD'le tabii ki savaşmayalım. Tabii ki o bölgedeki sonuçta mezhep savaşına varacak şeye, çatışmanın içine katiyen yer almayalım. Katılıyorum. Şeyi nasıl kurtaracağız insanlarımızı? Kurtarabilir miyiz ya da bir umudunuz var mı? Onu kurtaracağını sanıyorum. Yani belli bedeller ödenecek parasal olarak veya siyasi destek anlamında belki. Yani o tamam, bu da çok tehlikeli değil mi? Çok tehlikeli tabii. Ama yani şimdi yani siyasi destek mesela bilmiyorum bir ülkeyi rehin vermek yani, o zaman. Yok, 80 diye bir ülkeyi rehin vermek. Şimdi tabii yani ne nasıl olacağını bilmiyorum ama öyle veya böyle o insanların kurtulacağını sanıyorum. Ama umuyorum, şu da var. Umuyorum. Bu örgütler tabii öyle sistematik bir hiyerarşileri ve düzenleri olan örgütlerde değil. Oradaki bir başka çılgın hücre komutanının bu akşam ne saçmalık yapacağını da bilmiyoruz. Deli bozuk bir şey. Yani dolayısıyla bütün bu hikayenin içinde hangi istihbarat servisinin hangi rolü varı da bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Biz varsa ya da hükümetin varsaydığı güçte değilmişiz. Yani ne istihbarat olarak ne onlarla ilişkiler açısından vesaire vesaire. Dolayısıyla şimdi bilmediğimiz bütün bu dinamiklerin içinde böyle çok büyük hamlelere kalkışmak yerine önce oradaki o 40 insanımızı kurtarmak. Ben bir şey önerebilir miyim? Bütün bunları öngöremeyen, çok ciddi hem dış politika anlamında hata yapan hem de insani olarak işte Sinan Oğan bir gün önce söylüyor, muavin konsolos yazıyor, ediyor falan. Buna rağmen bunu görmeyen Davutoğlu istifa etmesin. Kibir. İstifa ama etmesin, ne yapsın biliyor musunuz? Gitsin de takas edelim. Hayır, buna Davutoğlu'nu bakın verelim, Davutoğlu'nu verelim, şeyleri alalım. Şimdi 80 kişi alalım. Biliyorsunuz yani, bedeli böyle Tayyip desin. Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanlığına çıkarsa daha sonrası AK Parti için ismi dillendirilen, hatta kuvvetli aday diye ismi dillendirilenlerden birisiydi Davutoğlu. Ya. Ama bu olaydan sonra Davutoğlu AK Parti Genel Başkanı olamaz. Dışişleri Bakanı olması bile dediğim gibi bence yani Erdoğan'ın ben adamımı yani yedirmem dediğini biliyorum. Bu tartışmanın AK Parti'nin içinde de yapılmıyor olduğunu sanmıyorum. Öyle mi? Dolayısıyla AK Parti'nin başına geçme ihtimalini çok zayıflamış. Ben tabii yani krizi de nasıl yöneteceklerine bir, bağlı. Bir böyle fantazi kabilinden söylüyorum. Ama sahiden özellikle çocukların, oradaki sivil insanların hayatının riske edilmesi çok ağır bir sorumsuzluk. Çok ağır bir hata, vahim bir hata. Ama bu biliyorsunuz orada bizim o Süleyman Şah Türbesi falan. Bu ihtimal uzun süredir vardı zaten. Üstelik de işte Sedat Ergen'in de yazdığı gibi 4 tane sınır kapısını kontrol ettikleri biliniyor. Vesaire vesaire. Onun için biraz da göz göre göre geldi. Ya. Dolayısıyla yani buradaki bütün uyarıları biraz önce söylediğim gibi her eleştiriyi şeytanlaştırmak, bir yandan da kibir. Yani kibir ve ihtiras gibi. Yani biz tabii bütün bu hayattaki her şeyi böyle çok ulvi, büyük siyasi teorilerden açıklamaya çalışıyoruz ama bir yandan da her birimiz gibi işte Davutoğlu'da veya ülkede yönetim sorumlu olan insanlar da insan. Onların da duyguları var, insani zaafları veya meziyetleri var. Ama kibir ve ihtiras galiba bazı şeyleri
maalesef yani yanlışı kabul etmek bir erdemdir. Yanlıştan dönmek, özür dilemek erdemdir. Fakat yani bu olaydan da gezicileri çıkartmak ama o artık erdemler üstü bir Mehmet Metiner klasiği olarak fevkalade ama bakın, ayrı bir meseledir. Gezi meselesinin önemi yani hükümet de ve bana sorarsanız affınızda sığınarak söyleyeyim muhalefet de baştan itibaren bu gezi meselesini yanlış değerlendiriyor. Gezi meselesi, geziyi var eden dinamikler ve o başlangıç dinamik insanlar ve fikir bildiğimiz kutuplaşmalardan ve ülkede bildiğimiz var olan gerilimlerden çıkmadı. Yeni hayatın, yeni insanların yeni duyarlılık alanlarından çıktı. Tabii. Ve iki taraf da bunu yanlış okudu. Ama yine de hükümetin şöyle bir paniği var. Hükümet ve daha doğrusu AK Parti varsayıyor ki, Türkiye'de bu hep baştan beri söylemeye çalıştım, bu yeniyi kurma tekeli kendinde ve kendi bildiği vizyonla, kendi ütopyasıyla bunu kurabileceğini sanıyor oy desteklerine de bakarak. Halbuki Gezi'nin anlamı şuydu ki yeniye biz de ortağız. Bu duyarlılıkları, bu insanları, bu fikirleri dikkate al. Halbuki AK Parti onu öyle anlamadı. Bir ortaklık talebi olarak anlamadı. İşte eski gerilimden okuyarak bir komplonun parçası gibi anlamak işine geldi. Yoksa gerçek dinamiğinin ne olduğunu ben anladıklarını sanıyorum. O yüzden de bir grubu işte bir takım cengaverler ya da silahşörler diyorum ben. Bu dilden hala Gezi'yi böyle şeytanlaştırmaya devam ediyor olabilirler. Ama gerçek ruhunun ne olduğunu anlamak için de hala ciddi biçimde mutfakta çalışıyor olduklarını sanıyorum. Çok geç değilse tabii. Çünkü Tabii. Bu şeytanlaştırmanın ürettiği sonuçlar var çünkü. Siyasi gerilim hatları, fay hatları kıpır kıpır sürekli deprem üretiyor. Hem fiziki olarak deprem üretiyor. Her kurum içinde kavga olarak var. Bakın sonuçta bugün böyle bir olayda bile parlamento toplanmıyor. Yani bu çok önemli ama sizin dönüp dönüp bunu söylemeniz hakikaten çok önemli. Bahçeli'nin kabul etmemesi gerçekten o anlamda. Bence muhalefet başkan açıklama toplantıya davet etsin etmesin. Boykot etmeyi bildikleri gibi bugün de gitsinler kendileri ışıkları yaksınlar oturursunlar salonda ama 12 saat parlamentolu bakanı bekliyoruz desinler. Yani illa bu hani vay bakan istifa etme tartışmasının dışında yeni yol ve yöntemler bulunması lazım siyasette. Yoksa bu tıkanıklığı aşamayız. Bu dövüşten de sonuç çıkmıyor. Yani benim söylemeye çalıştığım şey. Çok değerli bir katkı oldu bu son öneriniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hani bambaşka şeyler konuşmak üzere randevulaşmışken evet. Bambaşka bir Türkiye gündemiyle ve üstelik de çok sıcak, tehlikeli bir gündemde. Tekrar görüşmek dileğiyle ama. Görüşmek dileğiyle, başarılar. Türkiye'de ve dünyada şey bitmiyor herhalde. Evet. Alev yani bitmiyor, yangın bitmiyor. Efendim, pazartesi günü birlikte olmayı diliyoruz. Bakalım o zamana kadar neler değişecek, nasıl başlıklar olacak gündemimizde. Görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.